Doğu Türkistan'da yıllardır zulüm, baskı ve asimilasyon uygulamalarını sürdüren Çin yönetimi, Çin'in iç kesimlerinde yaşayan ve Çinli Müslümanlar olarak da bilinen Hui Müslümanlarının çocuklarına dini eğitim yasağı getirmeye başladı. Uzmanlar Hui kamuoyunda Çin hükümetine karşı güvensizlik ve endişe artıyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Hindistan ve Avustralya'nın Çin'in dünya ticaretinde etkisini artıracak kuşak ve yol projesine karşı alternatif bir güzergah konusunda görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz yıl Kasım ayında Çin'e yaptığı ziyarette Amerikalı güvenlik görevlileriyle Çinli korumalar arasında arbede yaşandığı ortaya çıktı. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un açıklamasında, Çin menşeli döküm demir borularda dumping olup olmadığını veya Çin'deki üreticilerin haksız sübvansiyonlar alıp almadıklarını belirlemek için yeni anti-dumping vergisi ve telafi edici vergi incelemelerinin başladığı ifade edildi. UNICEF'in küresel bebek ölümlerine ilişkin raporu endişe uyandırdı. Rapora göre gelişmemiş ülkelerde doğan bebeklerin ilk ay içerisinde hayatını kaybetme riski gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelere göre 50 kat daha yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nin en kanlı okul saldırısı sonrası öğrenci protestoları büyüyor. Florida'da bir lisede 17 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından yapılan gösteriler federal hükümet üzerindeki baskıyı artırıyor. Ellerinde "Sıra bende mi?" yazılı pankartlar ile yere yatan gençler hükümetin gerekli tedbirleri almasını istiyor. Polonya ile İsrail arasındaki soykırım tartışmaları büyüyor. Polonya Başbakanı Morawiecki'nin Yahudi soykırımı yapanlar arasında Yahudilerin de bulunduğunu söylemesinin ardından Polonya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin kapısına gamalı haçlar çizildi.